Merhaba. 19. videomda can konusunu anlatmıştım. Yapabildiğimiz ve yapamadığımız şeylerden bahsederken can kullanabildiğimizi söylemiştim. Bugün ise can ile aynı anlamı katan yeni bir yapı öğreteceğim. Be able to. Can kullanmak varken neden böyle bir sözcüğe ihtiyacımız var diye sorabilirsiniz. Sebebi şu. Can sadece şu ana özgü bir yapabilmek mesajı veriyor. Gelecek zamanda, geçmiş zamanda ve diğer tüm zamanlarda be able to kullanıyoruz. Be able to ifadesi, başındaki be fiilinin am, is, are, was, were, be ve been şeklinde çekilebilmesinden ötürü tüm zamanlara uyum sağlayabiliyor. Şimdi biraz ayrıntıya inelim ve can ile be able to kullanımını farklı zamanlarda inceleyelim. Öncelikle geniş zamanla başlayalım ve be able to ile geniş zamanda bir cümle kuralım. Mesela çok basit bir cümleyle başlayarak ben araba sürebilirim diyelim. Be able to'dan sonra fiili yalın halde kullanacağız. I be able to drive a car. Bir şey yanlış oldu galiba. Be able to ifadesinin başındaki be fiilini cümlenin zamanına ve öznenin tekillik çoğulluk durumuna göre çekmemiz gerekiyordu. Hemen düzeltelim öyleyse. I'm able to drive a car. Bu sefer yanlış olan ne acaba? Gramer olarak cümlede bir hata göremiyorum. Anlamı da doğru. Aynı cümleyi can'le kurmayı deneyelim. Bakalım hata verecek mi? I can drive a car. Bunu kabul etti. Çok ilginç. Dersin başında be able to tüm zamanlarda kullanılabilir demiştim ama şimdi size karşı mahcup oldum. Bu çok basit geniş zaman cümlesinde bile be able to can'in yerini tutamadı. Bir dakika. Acaba sorun cümlenin çok basit olması olabilir mi? Peki o zaman şöyle günlük kullanımda değil de genellikle yazı dilinde rastlayacağımız kelli felli bir cümle kuralım. Bu bölgede yer alan şirketler tüm bir yıl boyunca çalışanlarının finansal ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. The companies which are located in this area are able to supply the financial needs of their employees during an entire year. Hata yok. Ben buradan şu sonuca varıyorum. Geniş zamanda ebilmek anlamını vermek için genellikle can kullanıyoruz. Geniş zamanda be able to da kullanabiliyoruz ama bu biraz resmi kaçıyor ve daha çok yazım diline özgü bir durum oluyor. Peki, gelecek zamanda bu durum nasıl oluyor? Gelecek zamanda he is going to can veya she will can gibi cümleler kuramıyoruz. Gelecek zaman cümle yapısıyla beraber mutlaka be able to kullanmamız gerekiyor. Gelecek zamanda fiillerin yalın halini kullandığımız için de be able to yapısındaki bir kısmı aynı kalıyor. Örnekler yapalım. I will be able to meet him tonight. Onunla bu gece buluşabileceğim. She is going to be able to pass her exam tomorrow. O yarın sınavını geçebilecek. They are going to be able to arrive here around 5. Saat 5 gibi buraya varabilecekler. Tabii can sadece geniş zamanda kullanılabilir demekle can sözcüğüne de haksızlık etmemek gerek. Evet, can belki sadece geniş zaman cümle yapısıyla kullanılıyor olabilir ama pekala geleceğe özgü bir mesaj da verebiliyor. Yukarıdaki cümleleri can'le kurmayı deneyelim. I can meet him tonight. Onunla bu gece buluşabilirim. She can pass her exam tomorrow. O yarın sınavını geçebilir. They can arrive here around 5. Saat 5 gibi buraya varabilirler. Bir de geçmiş zamana bakalım. Aslında geçmiş zamanda can sözcüğünün yerini tutan ve can'le aynı anlamı veren bir sözcüğümüz var. Could. Could kelimesinin ebilmek anlamına geldiğini, olasılıkları ve ricaları anlatan 37. ve 38. videolarımda söylemiştim. Can'le kurduğumuz bir cümlede başka hiçbir şeyi değiştirmeksizin can yerine could kullanarak cümleyi geçmiş zamana taşıyabiliyoruz. Örnekler yapalım. Çocukken ağaçlara tırmanabiliyordum diyelim. I could climb trees when I was a child. 10 yıl önce her gün 5 kilometre yürüyebiliyordu diyelim. She could walk 5 kilometers every day 10 years ago. Geçen yıl Himalayalara tırmanabildik diyelim. We could climb the Himalayas last year. Son cümlede yine bir sorun var galiba. Oysa birinci cümledekiyle aynı fiili kullandım. Aynı cümle sıralamasını izledim. Peki bu iki cümle arasında farklı olan şey ne? Özneyi de aynı yapayım. Geçen yıl Himalayalara tırmanabildim. I could climb the Himalayas last year. Yine olmadı. Sorun galiba öznede ya da fiilde değil. Olayın genellik arz etmesinde. Mesela çocukken ağaçlara tırmanabiliyordum dediğimizde tek bir olayı değil uzun bir süreci düşünerek konuşuyoruz. Geçen yıl Himalayalara tırmanmış olmamız ise tek sefer gerçekleştirdiğimiz genel değil özel bir durum.
Demek ki geçmişte yaşanmış bu tür özel bir beceriyi veya başarıyı anlatırken could kullanamıyoruz. Peki ne kullanıyoruz? Hadi tahmin edin. Geriye bir able to kalıyor zaten. Geçen yıl Himalayalara tırmanabildik. We were able to climb the Himalayas last year. Bu tür zoru başarmak mesajı veren ya da genel değil özel durumlar anlatan cümlelere birkaç örnek daha verelim. Köpeğe çarpmadan önce arabayı durdurabildim. I was able to stop the car before I hit the dog. Arabayı tamir edebildik. We were able to repair the car. Oraya zamanında ulaşabildiler. They were able to reach there on time. Peki geçmiş zamanda cümle olumsuz olunca ya da soru cümlesi olunca bu özellik ve genellik olgusu devam ediyor mu diye sorarsanız cevabım hayır. O durum sadece geçmiş zamanda olumlu cümleye özgüydü. Mesela şu cümlelerde hem be able to hem de could kullanabiliyoruz. I couldn't sleep well last night. I wasn't able to sleep well last night. Dün gece iyi uyuyamadım. My parents couldn't attend my graduation ceremony. My parents weren't able to attend my graduation ceremony. Annem ve babam mezuniyet törenime katılamadı. Could you run fast when you were younger? Were you able to run fast when you were younger? Gençken hızlı koşabiliyor muydun? Be able to yapısını henüz öğrenmediğimiz farklı zamanlarda da kullanabileceğiz. Yapmamız gereken tek şey cümlenin zamanına ve öznenin tekillik çoğulluk durumuna göre be fiilinin çekimini yapmak. Be able to yapısının güzel taraflarından biri de diğer modullarla beraber kullanılabilmesi. Bu sayede tek bir cümlede aynı anda hem beceri hem de olasılık ya da zorunluluk bildirebiliyoruz mesela. Örnekleri inceleyelim. I might be able to fix this problem. Bu sorunu giderebilirim. He should be able to afford this car. Bu arabanın parasını karşılayabilecektir. They must be able to answer all of the questions. Soruların hepsini cevaplayabilmeliler. Evet, bu konuyla ilgili olarak tüm söyleyeceklerim bunlar. Şimdi bu derste öğrendiklerimizin kullanıldığı film alıntılarımız gelecek. Ardından da çeviriyle öğren kitabımdan konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Kitabı satın almak veya bu dersin yazılı şeklini PDF dosyası olarak indirmek için konuanlatımı.com siteme gidebilirsiniz. Kendi ilinizde bir özel ders öğretmeni arıyorsanız da özelders.com sitesine bakabilirsiniz. Şimdi film alıntılarımız gelsin. I'll try. But even Sonny won't be able to call off Luca Brasi. We might be able to take the gun behind it. All right. People will barely be able to comprehend, but they won't be able to deny. But I have to be able to say we tried. Good, then you should be able to remember the rules. You may not be able to fight like a samurai. You can at least die like a samurai. I'll also be able to see who wins the next 25 World Series. The aliens will not be able to go home. I am finally able to say this. Alan Turing, you're fired. You'll never be able to work again, never be able to teach. Were you able to locate the information we need, Captain? Not many people could build that. Doesn't mean we'll be able to find the video, though. I don't think we're gonna be able to stitch this. Şimdi öğrendiğimiz bu konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Bunun için çeviriyle öğreni kullanacağız. Sizden Türkçe cümleleri İngilizceye çevirmenizi isteyeceğim. Biraz sonra cümleleri ekranda gördüğünüz zaman videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika kadar süre tanıyın. Hazırsanız başlayalım. 5, 4, 3, 2, 1. Yarın gelebilecek misin cümlesinde cümle yapısından ötürü yani içinde ecekacak geçtiği için bu cümlenin gelecek zamanda yapılması gerekiyor. Gelecek zamanda da can kullanamıyoruz. O yüzden be able to tercih edeceğim. Will you be able to come tomorrow? Yarın gelemem cümlesi ise geniş zamanı anlatıyor. Her ne kadar içerisinde yarın geçse de cümle geniş zamanda kurulabiliyor. Bu yüzden
Bu cümlede be able to kullanmak biraz tuhaf duruyor. Çünkü be able to'yu genellikle yazı dilinde kullandığımızı söylemiştim. Bu cümle ise günlük konuşmaya örnek olan bir cümle gibi görünüyor. Bu yüzden can't kullanacağım. I can't come tomorrow. Neden gelemezsin? Bu da yine geniş zamanda beceri anlatan bir cümle. Bu tarz bir soruyu da be able to ile sormak çok tuhaf olacağı için, yani yazım dili gibi olacağı için can kullanmak daha uygun kaçıyor. Why can't you come? Projeyi bitiremedim. Geçmiş zamanda cümle olumsuz olduğu zaman hem couldn't hem de be able to kullanabiliyoruz demiştik. Dolayısıyla ikisiyle de yapabiliriz bu cümleyi. I couldn't finish the project ya da I wasn't able to finish the project. Aralarında hiç fark yok. Onu ikna edebildik. Bu cümle de geçmiş zamanda fakat olumlu bir cümle ve tekil bir durumu anlatıyor. Yani özel bir durumu anlatıyor. Bu yüzden bu cümlede could kullanamıyoruz. Mutlaka be able to kullanmamız gerekiyor. We were able to persuade him. Bu tür alıştırmalar hoşunuza gittiyse devamını Çeviriyle Öğren kitabımda bulabilirsiniz. Tanıtım ve satış sayfasına gitmek için sağ üst köşedeki i harfine tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu kanala ekleyeceğim yeni videolardan haberdar olmak için sol üst köşeye tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.